şöyle de deniyor, iktidarın karşısında görmek istemediği aday Ekrem İmamoğlu, onun da siyaseten önünün kesilmesi hedefleniyor bu şekilde. Ama bu durum Ekrem İmamoğlu'nu bir aday olarak tekrar öne çıkardı. Şimdi Altılı Masa'nın aday kararı değişebilir. Şimdi Serap Hanım, biz majestelerin muhalefeti değiliz. Hani bunu söyleyenler Adalet ve Kalkınma Partisi'nin Türkiye siyasetini istediği gibi dizayn edebileceğini, istediği kişiyi öne çıkarıp istediği kişiyi geri çıkarabileceğini, bunu da mahkeme kararları üzerinden yapabileceğini ifade eden kişiler. Biz majestelerin muhalefeti değiliz. Eğer öyleyse istediği, yani öne çıkarmak istediği kişi iktidarın Ekrem İmamoğlu mu demek istiyorsunuz? Yok, şu anlamda yani söylüyorum. Şu anlamda söylüyorum. Hani önünü kesildi, öbürünün önü açıldı gibi yorumlar yapıyorlar. Onu yapılıyor, onun için söylüyorum. Şimdi bu yorum yapan arkadaşların hiçbirinin sırtında siyasi sorumluluk yok. Kendi görüşlerini yazıyorlar, çiziyorlar. Anlaşılır. Ama bizim sırtımızda siyasi sorumluluk var. Türkiye'nin içinde bulunduğu bu durumdan Türkiye'yi çıkarmak gibi bir siyasi sorumluluk var. Altılı Masa'yı güçlü bir şekilde iktidara getirmek gibi bir sorumluluk var. Cumhuriyet Halk Partisi mahkeme kararlarıyla dizayn edilebilecek bir siyasi parti değil. Cumhuriyet Halk Partisi, hiç kusura bakmasınlar, onlar daha kısa pantolonla gezdirirken siyaset yapan siyasetçilerin partisi. Dolayısıyla Cumhuriyet Halk Partisi'ni ya da Altılı Masa'yı böyle mahkeme kararlarıyla ya da işte saray böyle istiyor diyen birilerinin yaptıklarıyla, yazdıklarıyla, yorumlarıyla dizayn etme şansları yok. Biz onun için diyorum, biz majestelerin muhalefeti değiliz. Onlar nasıl yapmak isterlerse, nasıl görmek isterlerse görsünler. Biz kendi bildiğimiz yolu, kendi kurullarımızla aldığımız yolu yürürüz. Peki bu olay daha genel baktığınızda, belki siyasi kimliğinizin dışında baktığınızda, o Saraçhane'deki fotoğraf, liderlerin birlikte duruşu tam tersi bir sonuç yarattı mı? Yani toplumda. Toplumda ya da Altılı Masa'da bir birliktelik, çünkü dediniz ya, aslında herkes şunu bekliyor, yani bir arada liderler bir miting yapsın diye bekleniyordu. Dediğiniz gibi beklenmeyen bir anda bir anda oldu. Evet, yani konsolide etti mi Altılı Masa'nın duruşunu, birlikteliğini? Şöyle, liderler arasında bir sıkıntı yoktu zaten. Tabanda yani da artık. Altılı Masa'da bir sıkıntı yoktu. Liderler zaten bu süreci yürütüyorlardı. Yani şöyle düşünün, şu anda Altılı Masa'nın yürütmüş olduğu birkaç komisyon çalışması var. Bunlardan bir tanesi hükümet programı anlamına gelebilecek olan görüşlerin ortaklaştırılması. Şimdi siz hükümet programını konuşuyorsanız, yol haritasını konuşuyorsanız, seçimi kazandıktan sonra nasıl bir adımlar silsilesi olacak bunu konuşuyorsanız, zaten bu masada bir tartışma, bir sıkıntı yok ve olmayacak anlamına gelir. Ama şu vardı, kamuoyuna yönelik olarak Altılı Masa'da çatlak var, patlak var, tartışma var gibi yayınlar yapan yerler vardı. Özellikle bunun, aday konusunda tabii bütün bu aday taşmalar. Konusunda da başka konularda ama da. Ama fikir, yani çatlak olmasa da fikir ayrılığı olamaz mı? Yani farklı partiler ve bence şöyle bir yol izlesek daha kazanma ihtimalimiz yüksek diye düşünmek aslında doğal da değil mi? Böyle bir doğal, fikir ayrılığı çok, olabilir. Şöyle çok doğal. Neden? Belki bu fikir ayrılığı altı, dışarıdan altı farklı görünüyor. Siyasi partiyiz. Tabii. Altı farklı genel başkan var. Altı farklı siyasi program var. Altı farklı kadro var. Zaten o gün çok normal. Yani bir araya gelmemizi eleştiriyorlar. Diyorlar ki siz benzemezlersiniz. Kardeşim, benzemezlerin bir araya gelmesi, bir konuda mutabakata varması kıymetlidir zaten. Benzeyenler gitsinler aynı siyasi partiye girsinler. Ya o açıdan dediğinize ben sonuna kadar katılıyorum. Ama takdir edersiniz ki iktidarın dili bu değil. Hani iktidar başka bir dille. Patlak var, çatlak var, tartışmaları daha çok iktidarın dili. Onlar bunu ortaya koymaya çalışıyordu. Altı liderin bir araya gelmesi, aynı kürsüden topluma hitap etmesi, böyle olumsuz bir meseleden sonra dahi olsa doğal olarak bu tartışmaları da ortadan kaldırdı. Ama onun ardından yine siz diyeceksiniz ki yine konuyu aynı yere getiriyorsunuz ama en çok bu konuşuluyor, o yüzden size soracağız tabii. Onun ardından yine kürsüde Sayın Akşener'in Ekrem İmamoğlu'nun boynuna taktığı atkı, onun elinden tutup senin için buradayız vurgusu üzerinden Sayın Akşener'in Ekrem İmamoğlu'na 85 milyonun desteği yanında vurgusuyla yine adaylık üzerinden bir destek verdiği olarak yorumlandı. Yani şöyle bir durum oluyor. Cumhuriyet Halk Partisi'nin belediye başkanı ile Cumhuriyet Halk Partisi'nin lideri arasında böyle bir adaylık üzerinden bir hafif gerilim varmışçasına bir durum var.
Yani ya da bu acaba hangisi? Farkındasınız, siz duyuyorsunuz. Size mutlaka bunu soruyorlar. Tabii. Benim deminki sorumu da belki doğru ifade edemedim. Yani Sayın İmamoğlu'nun önü kesilmeye çalışılıyor diye. Bunlar konuşuluyor. Yapılıyor. Hani bunun sizin sözlerinizden söylemedim. Zaten benim şahsi yorumum değil. Evet, evet. Bunun üzerinden muhalefet aksine Ekrem İmamoğlu'nu aday göstermeli diye bir yorum yapılıyor. Bu acaba bir baskı yaratır mı altılı masada? Demeye çalıştığım şimdi, buydu. Önce o zaman onu cevaplayayım müsaadenizle. Şimdi altılı masa bir mekanizma tarifledi. Ta en başında tarifledi. Dedi ki Cumhurbaşkanı adayını ortaklaşacağız. Ortaklaşacağımız Cumhurbaşkanı adayı 13. Cumhurbaşkanı olacak. Onu da bu liderler belirleyecek. Evet. Altılı masa. Bu mekanizmada bir değişiklik var mı? Yok. Şimdi liderlerin bakışında bir farklılaşma olduysa o aslında kendi kadrolarıyla, kendi partileriyle önce konuşup sonra masaya getirmeleri gereken bir şeydir ki bu konu daha önce yani adaylık konusu daha önce masada konuşulmadı. Hani bu da bir sır değil, bunu herkes biliyor. Evet. Adaylık konusunun daha önce masada konuşulmadığı da çok net biliniyor. Dolayısıyla konuşulmamış olan... Biz bilmiyoruz, siz öyle söylüyorsunuz yani. Liderler öyle söylüyor. Yani biz de konuşulmaması bize garip geliyor açıkçası biz de, ama. Biz de liderlere itibat ediyoruz. En başında söyledim dedi ya belediye başkanı. En başında dedi daha ilk yani başlarda. Yani Ekrem Bey'le konuşulmadı. Onu bir altılı masada, masada aday isimleri ya da adaylık konuşulmadı. Dolayısıyla aday isimlerinin, adaylığın konuşulmadığı bir masada... Liderlerin bu konuyla ilgili daha önce bir beyanı olmadığı için o beyanlarının değişmiş olmasını da anlama imkanımız yok. Daha önce bir beyan olsaydı değişmediğini görürdük. Bu tartışmalar var. Bunlar kamuoyunda yapılan tartışmalar. Hani siz de onun için soruyorsunuz. Bu gayet anlaşılır. Ama yani en az iktidar kadar muhalefet seçmeni de bunu merakla takip ediyor. Ya tabii o nedenle. Ki, tabii ki. Bizim seçmenimiz okur yazar bir seçmen. Bizim seçmenimiz dünyayı takip eden bir seçmen. Dolayısıyla bu sadece bu konulara değil birçok konuya da yüksek duyarlılık gösteren bir seçmen. Ama bizim seçmenimizin birinci motivasyonu şu. Bizi bu iktidardan da bu anlayıştan da kurtarın. Bu ön kabulle bu tartışmalar oluyor. Bu ön kabul konusunda bir tartışma yok. Yani sadece Cumhuriyet Halk Partisi seçmeni için söylemiyorum. Altılı masaya oturan siyasi parti liderleri. Ne gerekiyorsa onu yapın diyorlar yani. Tabii yani bir onu diyorlar. İki, bizim şu ana kadar üzerinde mutabık olduğumuz metinler var. Güçlendirilmiş parlamenter sistem metni var. Türkiye tarihinde yok. 6 siyasi parti lideri imza attı. İşte anayasa değişikliği ile ilgili maddeler var. O da aynı şekilde. Şimdi dolayısıyla altılı masa şöyle bir masa değil. Bir liderin etrafında kenetlenip onunla beraber bir seçim kampanyası yürütelim diyen bir masa değil. Çok farklı siyasi geleneklerden geliyor. Fikir etrafında bir araya gelmiş olan bir masa. Onun için güçlendirilmiş parlamenter sistem ilk açıklanan metindi. Üzerinde en uzun süre çalışılan metindi. Ve biz baştan beri hep şunu söyledik. Dedi ki masa kazanacak. Aday Ali mi olur, Veli mi olur, Ayşe mi olur? Bu teferruat. Masa kazanacak. Belirleyecekleri aday 13. Cumhurbaşkanı olacak. Nokta. Peki. Baştan beri bunu söyledik. Bunda da bir değişiklik yok. Şunu net olarak sorayım size. CHP'nin masaya getireceği adayın Kemal Bey olduğu artık açık. Yani herhalde açık, bilmiyorum. Öyle görünüyor. Öyle görünüyor. Bir şey değişmezse. Diyelim ki masanın diğer 5 üyesi CHP'li başka isimleri gündeme getirdi. Buna CHP'nin bakışı ne olacak? Nasıl bakacaksınız? Hayır efendim biz Kemal Bey'i istiyoruz. Bundan da vazgeçmeyiz. Konuşmamızı onun üzerine yapalım mı diyeceksiniz? Yoksa evet konuşulabilir bunlar ama neticede ortak bir karar verelim mi diyeceksiniz?